Bölgenin en farklı televizyon kanalı Haberci TV'den iyi akşamlar sevgili seyirciler. Değerli dostum Fikri Berker Pakna ile birlikte sunduğumuz Tribün Spor bundan sonra her hafta Haberci TV ekranlarında sizlerle birlikte olacak. Yayınlarımızı Haberci TV'nin Facebook sayfasından, Instagram adresinden ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Yayınımızın farklı özelliklerinden bir tanesi de bir stüdyoya bağlı kalmadan programlarımızı yapacağız bundan sonra. Bu hafta ilk programımızı, yani Haberci TV'deki ilk programımızı sevgili Feridun abinin mekanı Ferroni Kafe'den yapıyoruz. Kahvelerimizle beraber koyu bir sohbet olacak diye düşünüyorum ben. Soru ve görüşlerinizi her zaman olduğu gibi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bugün iki maçı birden değerlendireceğiz. Evet. İki beşlik maçı diyeyim ben. Desem ayıp olur. Yok, dedim ama. İki beş. Dedik artık yani. Olan oldu. İki maç, bir düzine gol. Uzun haftalardır gol sesi çıkmıyordu. Tribünlerin de özlediği bir şeydi. İyi de oldu. Ama düzine değil, deste. Düzine 12 oluyor. Aynen, düzine 12 oluyor. Beşe böldük sen. Böldüm kafan karışsın diye. Devam edebilecek misin bakayım? Evet, yok. Ben ederim de. Ben maksus seni deniyorum zaten. Hani ne kadar acaba pratik olarak odaklanabiliyorsun. Evet, sevgili dostlar. Önce 5-0'lık Ankara Gücü maçından başlayalım. Yoksa 5-1'lik Türkiye Kupası maçından. Yeniden öne gelelim. Yani Ankara Gücü'den başlayalım. Ankara Gücü'nün yeniden bu arada, yani bu maçımız zaten. Bu arada yayınımızın başında Bursa Spor taraftarına da bir geçmiş olsun dileklerimizi gönderelim. Evet. Ayrıca yarın 5 Aralık biliyorsunuz. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün. Buradan değerli büyüğümüz Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de bir kere de rahmetle ve minnetle anıyoruz. Türk kadını Avrupa'nın, kendini medeni olarak gösteren Avrupa'nın birçok ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkı kazanmıştı. Bir kere daha Ulu Önderimizi rahmetle anıyoruz. Bütün kadınlarımıza da yarın 5 Aralık Türkiye Kadınlar Günü, Dünya evet. Kadınlar Günü değil çünkü. Günlerini kutlu olsun diyoruz. Ve böyle bir kavisli muz bir orta yapayım ben. Sen de bir göğsünde yumuşat, bir rica yapayım. Valla şöyle birkaç arkadaşım, çok özür diliyorum telefondayım, birkaç arkadaşım yayın başlayınca bilgi ver demiştik, çalışıyorlar iş yerlerinden, izlemek isteyenler var, onlara bilgileri verdikten sonra. O zaman şöyle, ben de sen arayı böleyim. Turgay Güloğlu, Ceyhun Altay, Mert Can Türk, Ahmet Küçük gelmiş, Evren Kurtoğlu şu an bizleri izleyenler arasında. Değerli dostlar, soru ve görüşlerinizi de dediğim gibi bekliyoruz. Buyur Berker, evet. Ortaya attım tekrar. Valla abi işte yani 8 maçta bir galibiyet alabilmişti Alanyaspor Ankara Gücü maçına gelene kadar. Yani aslında işte yukarıda, hani yukarıdaki takımlar, Sivas'a ayırıyorum, puan kaybettiği için devamlı oralarda kalmıştık ama çanlar çalmaya başlamıştı biraz da. Yani çünkü 8 maçta bir galibiyet, normalde sezona böyle başlasam hoca koldurur yani. Tabiri caizse yani hoca koldurur. Ama işte o baştaki 12 puan sonrasında bizi o 8 haftada aldığımız 7 puan iyi yerde tutmuştu. Ama iş yavaş yavaş sıkıntıya girmeye başlamıştı. Erol Hoca'nın basın toplantılarında yüzü asılmaya başlamıştı, gerilmeye başlamıştı falan. Ankara Gücü ilaç oldu. Yani şöyle söyleyeyim, ligin bana göre en zayıf takımlarından biri gerçekten Ankara Gücü. Sezon başında da söylemiştik, zayıf bir takım Ankara Gücü. Ama yine de tedirgindim çünkü gol atamıyordum. Yani öyle bir problemimiz vardı bu 8 haftada. Gol atamıyorduk. Ben o yüzden tedirgindim acaba mı yine diye falan ama oyunun tümünde, oyunun tamamında oyuna hükmederek, Ankara Gücü'nü hapsederek çok rahat bir galibiyet aldı Alanyaspor. Gerçekten. Yani aslında ilk yarıda 1-0 bitti. Yanlış. Dur, maçları karıştırdım. Çok özür diliyorum. Kupa maçına gitti aklım. Girmiyorum. Kupa maçına gitti aklım. Özür diliyorum. Oyunun tamamında, onu söyleyeyim, oyunu domine ederek çok rahat bir galibiyet aldı. Cılız birkaç tane vererek ve oyunun tamamında oyunu domine ederek çok rahat bir galibiyet aldık abi. Yani onu söyleyebilirim. Detay sordukça söyleyeyim. Yani öyle iyi başladık. İyi başladık, iyi bitirdik o maçı ve çok nefes oldu. Peki Erol Hoca'nın yüz ifadeleri değişmişti falan diyorsun, evet. Ama şöyle bir durumda söz konusu değil mi? Süper Lig'e çıktığımız sezonlar boyunca ilk yarıda yakalayamadığımız, ilk yarının sonunda yakalayamadığımız puanı şu an geçtik. 22 mi yaptık? 22. 22 yaptık. 22 puan yaptık. Buna ne diyorsun? Ya diyorum ya, o işte baştaki başlangıç. Yani o
4 maç 12 puan ve son yani o 4 maç 12 beklen yani beklenmedik demek istemiyorum aslında ama aradaki Fenerbahçe ile birlikte filan hani olunca ya takım çok iyi başladı. Ama ondan sonra bir duraklama devrine girdi. Hatta işte birçok yerde işte Erol Hoca'nın takımları zaten böyle oluyor. İyi başlıyor sonra işte kötüye gidiyor. İşte Malatya örneği var zaten gibi. Bir Malatya örneği. Söylenmeye Malatya sezon sonuna kadar götürdü adam. Yani evet. Ayrıldığı haftaya kadar da götürdü. Evet, yani ben hocayı da çok 22 bu arada puan beğendim. Şu hocam. Anda zaten yani hani hep şimdi 3 senedir düşme konusu konuşuluyor Alanyaspor için bir şekilde hani işte 30. 31. haftada yırtıyoruz biliyorsun. Bu sene en azından onun yaşanmayacağı aşikar. Biz seninle çok önceki maçlarda sonra da konuşmuş. Yani biz artık bu sene Avrupa hedefliyoruz demiştik. Hoca geçen sene Malatya ile kendi gidemedi. Takım gitti bu sene inşallah kendi de gidecek demiştik. Ben hala Alanyaspor'un 5 ile yani hatta 4 ile 8 arasında ve en fazla da 5. olarak bitirip Avrupa'ya gideceğine inananlardan. Peki bu sene çok enteresan bir şey daha var aslında. Ziraat Türk Köprüsü'nde iyi gidiyoruz. Evet. Yani iyi başladık tabii. İyi gidiyoruz. Yani. Evet. İkinci maçımızı oynadık. Evet. İki tane alt takımıyla oynadık. Kupada da işte ya, kupa maçında çok şey yapmak istemiyorum. Yani kupa maçında çok konuşmak istemiyorum. Çünkü Adana Spor zaten... Kupa maçıyla ilgili konuşacağımız çok şey var. Yanlış muhakkak söyleriz de ben yani maçın özelinden bahsediyorum. Maçla alakalı değil. Anladım. Çok konuşulacak şey var. Hem bizim camia geneline evet, hem tribün camiası geneline konuşacak çok şey var aslında. Şimdi dilersen senin aklında kalan maçla alakalı yani Ankara Gücü maçıyla alakalı hoca Papissi'yi keserek başladı biliyorsun. Sakattı Papissi'yi de. O yani sonuçta 18'in içinde evet, yani 20 günün içinde. Evet. Demek ki yani oynamasına engelli sakatlık değil ya da işte ne bileyim başlayabilirdi bilemez o hocanın kararı ama sen kadro yapısına baktığın zaman nasıl bir oyun bekledin aslında? Hani Sisse ne kadar sonuçta formsuz olursa olsun sürekli pozisyona giren bir forvet. Hani benim en sevdiğim forvet de pozisyona girebilen forvettir zaten. Bu arada Şahnur, ses mesafesi iyi ayarlanmalısınız, yeterli değil, iyi yayınlar demiş. Bağırırız ya. Bağırırız biraz. Aslında bugün şöyle bir sıkıntımız oldu, teknik bir sıkıntı. Mikrofonumuzda bir sıkıntı var. O yüzden kamera üstündeki mikrofonla devam ediyoruz. Biraz yüksek sesle konuşuyoruz. Evet, biraz yüksek sesle konuşuyoruz. Kusura bakmayın hocam. Evet, aynen öyle. Teşekkür ederiz Şahin Hanım'a. Evet, teşekkür ederim. Evet, ona da bu arada hayırlı olsun ziyaretine uğrayacağız. Evet, o gerçi genelde Gazipaşa'daymış da. Gazipaşa'ya olmamız. Evet, aynen. Gazipaşa'ya olmamız lazım. Zaten orada biliyorsun diye ben şeyimiz de var. Davetmiştik. Oraya da gideriz. Evet. O zaman sen devam et. Ben hani kadro yapısı... Kadro yapısı şöyle. Şimdi Papissi'se sakattı. Yani sen her ne kadar 21'de sakattı yani. Hoca niye 21'e yazdı bilmiyorum. Ya şimdi ben şuradan örnek vereceğim. Şimdi Vedat Muriç de sakattı. Ama Fenerbahçe ikinci golü yedi. Direkt oyuna attılar Muriç'i. Evet. Yani demek ki hani oynamasına engel bir durum değil ama riske edilmek istememiş. Yani. Ben onu söyleyeyim. Olabilir. Yani hoca yani ben o sakattı. Ben yani, o şekilde. Orada Bamu'yu oynattı hoca. Evet. Fernandez zaten yok. Onun da Galatasaray maçıyla bitiyor. Yok. Kupayla bitiyor. Galatasaray'da oynayabilir mi? Yok. Oynayacak. Yetişiyor herhalde. Bugün İlman'da da çok keyifli. Campos'u oynattı. Solda. Sağda Efe zaten. Klasik. Bir şey mi söyleyeceksin abi? Telefonu versene. Telefonu mu dedin? Evet. Telefonu verdim. Ne yapacaksın abi telefonu? Bir şey yapacağım. Sen devam et. Ben anladım. Bana göre maçın kilit adamı zaten 3 gol yani bunu 3 gol attığı için söylemiyorum. Maçı bana göre Ankara Gücü maçında farkı yaratan Campos oldu. Yani çünkü o bizim bildiğimiz Campos'tu maçta Jalma. O 3 golden ziyade oyundaki o duruşu, oyuna kendini daha yüksek verişi maçı çözen adamlardan biri oldu bana göre Jalma Campos. Reji uyarmam gerekiyor. Onu uyar. Yani rejiyi yani telefondan uyar. Evet yani. Güzel sesli gördüm. Rejimiz biraz dalgın. Oraya gömül iki tane bilgisayar var önümde. Evet. Gömüldü oraya. Zor. Sen beni dinledin mi bilmiyorum ama evet, tabii izleyicilerin dinlemesi. Yani Jalma. Bana göre maçı çözen adamlardan biri Jalma'ydı. Çünkü oyuna kendini verdi Jalma ilk defa. Yani o attığı 3 golden bağımsız söylüyorum. Geçen seneki Jalma'ya yaklaştım maçta. Yaklaştı. O yani daha doğrusu Alanya Spor'a ilk geldiğinde ya Jalma Alanya Spor'a çok iyi, çok katkı yapar dediğimiz Jalma oldu bana göre ve zaten 3 gol atarak da oyunu da kuvvetlendirmiş oldu. Bu arada kahvenin sesi geliyor. Yayına geliyor mu bilmiyorum ama
Yani kahveciyse kahveci. Koyu bir sohbet olsun. Aynen. Bu arada Şahnur Hanım çok memnun olurum demiş. Biz de memnun olacağız inşallah. Önümüzdeki hafta belki cuma günü de gayet başında olabiliriz zaten. Burada onu söyleyeyim. Kesin olmamakla beraber cumartesiye de kalabilir. Çünkü kadın hakları açıklaması var. Evet. Evet. Onları soracağız. Evet. Buyur abi. Kadın haklarına girdik. Yarın Anıt'ın önünde bir... Evet, bu arada Avaryalı kadınlara da seslenelim. Yarın saat 12'de evet. Atatürk Anıt'ın önünde Türk kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle alakalı Kadınlar Günü etkinliği var. Özellikle siyasete meraklı olan ve işte sivil toplum örgütlerinde yer alan aktif bayanları da orada Anıt'ın önünde bekliyor. Sesimiz bir çıksın. Biz de geniş yerlere haberci pozisyonunda, haberci kuruluyoruz anlamında daha çok yer veriyoruz. Evet. Yani hoca işte klasik 11, sakatlıklar olmadığı müddetçe hoca aynı klasik 11 ile yani çıkmaya çalışıyor mümkün olduğunca. Sağımız, solumuz belli, artık orta sağımız belli. Ceyhun, Bakasetas, Siopis ve Siopis'e parantez açmak lazım oyunu. Ama hoca bana bu hafta söz verdi. Göbeği de verirsen işte Ceyhun'un yerini düşünebilirim dedi. Evet, bu arada Ceyhun'a da teşekkür ederim. Dün bana bir forma hediyesi oldu. Konuşundan sonra. Ceyhun'a teşekkür ederim. Formasını aldım. Terli formasını. Yıkatmadım da. Giymeyi almadım. Ana hatıra olsun diye aldım. Terli forma şu an evde. Zaten o yüzden benim evim şu an. Sana olmaz yani. Benim evim şu an kokudan girilmiyor. Ya eskiden... O kadar mı? O kadar terlemiş. Öyle bakmak lazım. Yani bu arada... Sana olmazsa katılamayacağım. Şöyle katılamayacağım. Mesela bu kazak da bana oluyor. Ya şu an zaten canlı yayında ben senden daha göbekliyim şimdi. Ben tabii biraz verdim. İnşallah vermeye devam ediyorum. Şimdi hedefim Ceyhun'un formasına sığmak. İnşallah önümüzdeki... O zaman yıkarsın abi. O zaman yıkarım. Önümüzdeki 2-3 ay içinde Ceyhun formasıyla alışverişte olacak inşallah. Niyetim o yönde. Bakalım kısmet. Hasan Can Türk bu arada bizi izleyenler arasına katılıyor. Hoş gelmiş. Hoş gelmiş. Kendisiyle cuma günü namazdan sonra, bu arada cuma günü namazdan sonra evet, onlara sözümüz var. Cuma günü zaten öğleden sonra bir cumada bu tarafa geçeceğiz. Hasan Bey, iyi akşamlar. Cuma görüşürüz. Çaylar hazır olsun lütfen. Alparslan Edizer, Alanya Spor, sen devam et. Sosyal medya sorumlusu, teknik analiz sorumlusu. O da bizi takip ediyor. Teşekkür ediyoruz. Şimdi kendisine. Biraz sonra... şeye gireceğiz, biraz sert gireceğiz. Alparslan'ın ilgili geldi. Ben zaten bu Erol Hoca'nın yaptıklarını anlamıyorum arkadaş. Yok, diyebiliriz evet, diyebiliriz. Diyelim, yani diyebiliriz. Dememiz gerektiği zaman mutlaka bunu diyeceğiz, da söyleyeceğiz zaten. Söylemez. Bizim dilimizin kemiği yok. Yani hoca Ankara gücü maçı. Ben yine tabii o klasik muhalif Berker olarak şunu söylemek istiyorum ki, Ankara gücü maçı kesinlikle kıstas olmamalı. Çünkü yani oyun anlamında söylüyorum. Çünkü Ankara gücü çok zayıf. Hakikaten çok zayıf. Zaten hep şunu söylemiştim ben. Gençler Birliği zayıf bir takımdı. Kıstas olması gereken maçlardan birisi bu demiştim hatırlıyorsan. O ara işte Gazişehir'de falan oynamıştım. Evet. Asıl önemli olan kazanırken uyarabilmek. Ama benim gördüğüm kadarıyla tamam Ankara gücü kıstas olmamalı diyoruz ama sonuçta Süper Lig takımı. Tabii ki. Abi. Ve attığımızdan fazla pozisyon kaçırdı. Doğru. Evet. Aslına bakarsan hatta takımı hala gol atmada beceriksiz de devam ediyor. Devam ediyor doğru. O konuda haklısın. Pozisyona çok giriyoruz ama attığımız 5 gol atılan maçtan sonra da takımın gol atma beceriksizliği var ama deyince. Hani az önce söyledim. Önemli olan pozisyona girilmek zaten. Pozisyona giremezsen zaten gol atma şansın yok. Doğru. Yani o şanssızlık ya da beceriksizlik bir gün çözülebilir. Doğru. Ama öbür türlü biraz sıkıntı yani pozisyona giremiyorsan yani, mesela. İstanbul takımlarından bir tanesi, yerinden çok sevdiğim takımlardan bir tanesi. Benim en büyük problemlerinden birisi çok topa sahip ol, pozisyonu az girmesi. Evet. Aa, bu arada kahvelerimiz geldi. Ben evet, kahvelerimiz geldi. Sütlü Ayhan Bey'im. Ben şöyle Ayhan Bey'i uzatayım. Ben yumuşak seviyorum o yüzden. Bak kalp de koymuşlar üstüne. Ben çok sağ olsunlar. Kamera şöyle görecek mi? Sahibi olduğu için. Yok göremiyor. Kameramız sağ. Şöyle ben o zaman göstereyim. Ama mutlaka kokusu size gelmiştir. Evet. Çekirdek kahve. Ferrone ayrıcalığıyla, Ferrone abinin elinden özel çekirdek kahvemizle devam edeceğiz. Rejimiz... Sohbet o zaman biraz koyulaştıralım. Evet, sohbet koyulaştıralım. Rejimize kahve gitmiş mi? Onu da kontrol et. Gitmiş, rejimizde de kahve var. Rejimiz garsonluk yaptı. Sağ olsun. Rejimiz... Bizim rejiler genelde böyle oluyor. Daha önce de biliyorsun seninle. Evet. O ofisten yaptığımız zamanlarda... Şey arkadaşımız vardı, bizim zayıf arkadaşımız vardı. Zayıf bir arkadaşımız vardı, sağ olsun. İsmini şimdi zikredip reklam etmeyelim.
yakınım olur kendisi. Evet. Onu söyleyeyim bari. Evet. Nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Ankara gücü maçı. Kıstas olmamalı. Ben öyle düşünüyorum gerçekten. Ama senin dediğine de şöyle tabii katılmamak mümkün değil. Hani pozisyon bulabilen belki ilk deneyimde evden takımlardan bir şey biriyiz, biriyiz yani. Bir şey söyleyeceğim. Önemli. Lafını unutma. Şimdi aslında bu konsept benim çok hoşuma gitti. Ama bunu bir daha açık havada yapalım. Kahvenin yanında sigara da çekebiliriz. Aa değil mi şeyde? Ya, böyle, hatta küfür bile edebilirsin. Değil mi? Şeyde yok. Sosyal medya yayınlarında o tip kıstaslar yok. Yok. Küfür de değil. İçebiliriz ama tabii ya, sigara ama şimdi şöyle ben sigara aslında yolda gelirken en çok sigara içmek isteyenlerden biri açıkçası burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum da bendim evet. Ama şunu düşündüm. Şimdi şu anda sen söyleyince düşündüm. De sana muhalefet izleyeyim spor diye. Spor programı yapacağım. Biz spor programı yapıyoruz. Ama hem onları gördük ona geleceğiz dur. Hem de şu var şimdi bizim kitlemiz, seyirci kitlemiz, gençler türbündeki bize örnek almasın. Yaşı gereği hani bakkaldan dahi sigara alamayacak yaşta arkadaşlarımız izleyeceği için, izlediği için örnek olmayabiliriz yani. Onlar da var şimdi içinde ama o kadar da değil. Yani örnek olsun, şimdi kötü şöyle, örnek şimdi, oluruz. Ben hayır, hoş bulmuyorum zaten kötü örnek olmayı. Bugün yeni bir yasa çıktı biliyorsun. Önüm 2020 Ocak'tan itibaren sigara paketleri tek tip siyah oluyor zaten. Evet. O yüzden çok da şey değil. İçen yani. İçmeyen belli olamayacak ama artık. Hani şey markalı sigara için öyle şakalar yapıyoruz ya içen içmeyen belli olamaz. Arabanın anahtarını koyabilirler. Ha gibi. Evet o olabilir. Doğru. Bir de şimdi o şeyler çıktı. Kart gibi olanlar var işte böyle. Onu koyuyorlar falan böyle. Güzel oluyor aslında. Güzel hareket. İnşallah bizim de bir gün kartlı arabamız olursa. Ben olsun istemiyorum. Öyle çok. O kadar para bana lazım değil. Benim zaten ehliyetim yok. O yüzden... Kartlara beyazlarla bir de şoför almam lazım. Otomobil kullanma ehliyeti. Alparslan'ı dizer. Tribün Spor için arkaya bir roll-up yaptırsak mı? Her an her yerde program yapıyorsunuz maşallah. Hayır onu özellikle yaptırmadık ki konsept yani hakikaten çok güzel bir kafe olmuş burası. Evet. Onu da göstermek istedik. Tavsiye ederim. Neresi oluyor burası? Star Evel 2 eski Güneş Oteli'nin yan tarafı. Iskiye'nin hemen dibinde çok güzel bir yer olmuş. Konsept çok güzel. Kahveler zaten merkezdeki kulübesinden de biliyorsunuz. Alanya'nın en güzel. Herkesi bekleriz. Davet edelim buradan. Yani biz test ettik. Kahveler çok güzel. Vallahi güzel. Güzel. Yalnız bugün yine maşallahımız var. Futboldan başka her şeyi konuşuyoruz. Ya zaten 5-0'dan sonra konuşacak bir şey yok. 5-1'den sonra konuşacak çok bir şey olmayınca. Evet. Ki konuşulacak kısımlara da geliyoruz. Geliyoruz. Yani. Yani ısıtıyorum. Kahvenin kremasıyla birlikte yoğunlaşıyoruz ben. Isıtalım. Isıtıyor. İstersen. Ama tabii Alparslan'a da fikri için teşekkür edelim. Belki başka... Ben buradan şöyle bir çağrıda bulunayım Alparslan Ozan. Bize bir roll-up yaptır. Bize bir roll-up yaptır. Alanya Spor'un bir gol sevincini işte. Fenerbahçe maçında gol sevinçlerinden birisi olabilir mesela. Ben Fenerbahçeliyim ya. Kendime de vurayım. Hem de mesaj olmuş olsun. Kendime vurayım. Altına da Tribün Spor yazarsın Alparslan. Ağam verir. Tutulmaz şimdi koskoca Alanya Spor'un sosyal medya ve teknik analiz sorumlusun. Evet. Buradan Alparslan'a da çağrıda bulunmuş olalım. Evet. Sponsor oluruz. Sponsor buluruz. İzleyip borsu çıktı ama kendimiz oluruz. O zaman devam edelim. Belki. Devam edelim. Sen sor abi, sen sormayınca ben anlatamıyorum. Çok enteresan, çok enteresan. Aslında hani biz, ben dün kupa maçını izleyemedim biliyorsun. Evet. Hanım biraz rahatsız, evet, hastane işte falan filan vardı. Teşekkür ederiz. Buradan da sevgili eşime hem geçmiş olsun diyorum hem de selamlarımı yolluyorum tekrar. Gerçi onun da şu saatlerde... Uyuyor olması lazım. Hayır. Onun canlı yayını var. Anastasia Show'da Rusça bir canlı yayını var onunla. Ama şimdilik bizi izlesinler sonra. Zaten Rusça konuşacak. Rusça, Rusça konuşacak. Rusça bilenler izleyebilir tabii. O da şundan dolayı. 30 gün boyunca hediye çekilişi yapıyor şu an Anastasia kendi kanalında, YouTube kanalında. Neyse. Konu çok farklı yerlere geldi. Evet, evet. Sevgili eşime geçmiş olsun diyorum. Bana biraz futbol sor. Bana biraz futbol sor. O zaman şöyle soralım. Maçın adamı kimdi sence? Ya şimdi tabii maçın adı Campos'tu. Yani bir hat-trick yaptı. Hat-trick yaptı. Bütün hatlarıyla Campos'tu. Gerçekten yani. Hani bu gol atma ile ilgisi yok. Mesela ben Ankara kupa maçında da mesela maç 5-1 bitti. Mesela işte ajansçı arkadaşlar hani puan veriyorlar. İşte maçın adamı galiba yeni bir şey çıkmışım. Ajanslı arkadaşlar hani maçın adamını da yolluyorlarmış falan. Hani orada maçın adını konuşulurken ya adam 3 gol attı bam mı falan dediler. Mesela ben bam mı değil bana göre dedim hani 3 gol attığı için. Yine Campos dedim mesela. Çünkü hani şey, Campos diyorum, Umut Güneş dedim. Onun da hikayesi orta sahadaki genç arkadaşım. Hem gençliği olması anlamında hem oyunun tamamında oyunun içinde kalması olarak hani
Bu Campos'un olayını da 3 gol attığı için söylemiyorum. Oyunun tamamında kafasının tamamen sahada olmasıyla alakalı ve oyun bütünüyle domine etmesinden dolayı Campos'un maçın adamı. Ama mesela ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Hoca şu anda 2 haftadır bir hafta Zabelas'ı bir hafta Wellington'u dinlendirip Kolker'i 11'e koymaya başladı. Sezon başında da zaten Kolker oynuyordu. Sonra bir anda Kolker kesildi. Eski Wellington Zabelas'a döndü. Şimdi Kolker tekrar geliyor. Ben Kolker'in de takımın önemli parçalarından biri olduğunu düşünüyorum. Oyun görüşü, yani oyunun tamamında oyunun içinde oluşu, yerden havadan. Yaş olarak da hem Zabelas'tan hem Wellington'dan daha genç. 27 yaşında. Premier Lig geçmişi falan. Kolker'de hem çok önemli bir transfer hem de bu sene yani ya şimdi, oyunun bütününde oyunda var. Bu benim için çok önemli bir aslında. Şimdi bizim 4 stoperi sayar mısın? Kolker, Wellington, Zavelas. Kolker, Wellington, Zavelas o kadar. Bir de Lokman. Lokman var, o sakat. Lokman'a mı geleceksin? Yok. Hayır gelmeyeceğim. Şöyle bir soru soracağım. İstanbul ekiplerinin 3'ünü Başakşehir'i devre dışı bırakalım. Hı hı. Böyle bir savunma dörtlüsü var mı? Stoperi var mı? Bu kadar hani birbirine yakın seviyede olan. Yok. Yok değil mi? Yok hakikaten. Aslında yani hakikaten çok bir transfer başarısı aslında. Tabii tabii. Şimdi Fenerbahçe'de Serdar Aziz oynamadığı zaman Sadık oluyor. Olmuyor mesela. Veya yani, Rami oluyor. Rami zaten hiç olmuyor. Gidiyor. O Rami'ye gelmiş. Galatasaray'da işte Rüyünlaman'ın alternatifi Ahmet. Hani Ahmet iyi oynuyor ama aynı şey değil olur, falan olur. Ama bizde yani birbirine çok çok yakın. Kim gidip kim girerse gayet o işi çözüyor. Sadece Sabek bile orada. Sabek sıkıntımız var gibi görünüyor. Bu an falan olmadığı için söylüyorsun. Bu an falan olmadığı için. Ama şimdi sen Onur'a haksızlık et. Hayır, o açıdan demiyorum. Şimdi Onur da Allah göstermesin, kart cezası olsa gibi. Bayağı, ya. Bayağı da sabitimiz var. Gerçi aslında kupa maçında da çok iyi. Yok, Ankara gücü maçında çok iyiydi bayağı. Çok iyi yaptık. Ha, ama belki senin dediğin yere geliyoruz işte. Hani ölçü Ankara gücü olmadığı için iyi evet. Olmuş olabilir, gözükmüş olabilir. Ya bir de ben devam işini seviyorum. Ben tam onu diyeyim. Ama 2-3 maç üstü oynadığı zaman belki farklı bir yer. Çünkü ben bayağı geçen sene yaklaşık 30 maç oynadı yani bu arada evet. Sonuçta. Hani beğenmedim. Evet. Devamlılık çok önemli. Yani oyun içinde. Ya benim mesela Kolker'deki şeyim de oyun içinde sürekli oyunda olması yani. Sürekli oyun içinde Kolker var. Mesela Zavelas'tan korkuyorum. Çok iyi stoper. Çok iyi stoper. Çok da iyi arkadaşımız. Hani gerçekten arkadaşımız. Volkan, Zavelas, Bülent Korkmaz'ın Yunan şeyi. Versiyonu ve abi ya hiç alakasız noktalarda ya. Çok alakasız tepki. Hiç olayın kendisiyle alakası yokken gidip rakip kale önüne gidip olay çıkartmaya çalışan falan bir adam. Ama ben seviyorum böyle adamı. Kesinlikle lazım ama tedirgin oluyorum. Yani Efe'ye işte, ne geçen sene attık ya Efe. Ya abi Efe biz çok üzülüyorum Efe'ye. Geçen gün yine biliyorsun bizim Alanya Spor'da selfimizin olduğu ender futbolculardan. Yani bu Alanya Spor'da kimler geldi? Ama ender futbolcudan ama her sene de mutlaka her var. Sene, hayır bu 2000 önce gene yaptık. Hani Alanya Spor, onu diyorum hani Alanya Spor'a kimler geldi? Biz Wagner'le abla fotoğraf çektirmedik mesela. Evet. Kimler geldi, kimler geçti ama biz Efe geldi. Yani bizim Efe Can'a olan sevgimiz tartışılmaz yani. Efe Can müthiş bir insan ama yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Toparlı son Ankara Gücü maçında iyiydi ama genel olarak onu milli yapan Efecan değil. Yani oyunu o milli yapan Efecan'ın çok gerisinde. Ama futbolcular da böyle düşüyor. Ama şöyle bir şey var. Şimdi mesela bir örnek vereyim ben. Alanya Spor'daki geçen seneki performansında tekrar Fenerbahçe'de formayı buldu. Ozan. Evet. Şimdi Ozan'ın formayı kaybettiği dönemi hatırla. Bursa Spor'dan geldi işte milli takım oynuyor bilmem ne. Bir anda Fenerbahçe'de yok yani. Hani öyle bir düşüş yok Efecan'da en azından. Evet. En azından şu var. Hala hırs, mücadele aynı seviyede. Ama bir formsuzluk var. Bazen de bazen işte beyniniz ayaklarınızı hükmedemeyebiliyor demek. Olabiliyor. Efecan'a çok haksızlık etmedim. Ben seviyorum. Öyle dediğim gibi ben çok seviyorum ama bu her zaman sevgilerimi gönderiyorum. Ben de sevgilerimi gönderiyorum. Her zaman da çok ben seviyorum. Ben saygılar da gönderiyorum. Ama bana göre şimdi şöyle bir şey var. Efecan, bunu Efecan için söylüyorum ben. Neden? Şimdi ilk takım biliyorsun hani elemelerde 27-28 oyuncu çağrılıyor. Geniş kadroya giriyor Efecan ama şimdi Euro 2020'ye 23 tane bildirmek mecburiyetinde kalıyorsun. Ben o 23'ün içinde olsun isterim. Ben de isterim tabii. Ya sadece yani, o değil. O yani belki Ceyhun da şu anki performansıyla aslında göz kırpıyor bana göre. Ama orada şey çok fazla. Okanlar var. Okay var. Özür diliyorum. Emre büyük ihtimal gidecek. Son şampiyonasını yapacaktır. Tahmin ediyorum. Abi olarak gider. Yani. Ama o 23'ün içinde olacak. Tamam tabii bu Emre Belözoğlu yani hala 90 dakika maç oynayamıyor. Mahmut var falan. Ceyhun'un şanssızlığı orada şu anda. Altyazı orada onun öyle olması ama Efecan'ın isterim o 23'te olmasını ama
bu oyunda o 23'ün içine girmesi zor gibi gözüküyor şu anda. Benim isteğim o yüzden Efecan'ın biraz da bir tık daha bu şeyini arttırması lazım yani. Eforunu arttırması lazım, oyununu arttırması lazım diye düşünüyorum Efecan için. Çok da seviyorum. Peki o zaman kupa maçına gelelim. Kupa maçına şöyle gelelim. Yani genç arkadaşlarımız yine forma şansı buldular. Buldular evet. Kimler senin gözüne böyle bir baktı? Abi benim ben yani yine söylüyorum. Erol Hoca'dan yani izler mi bizi bilmiyorum ama bu yayını yarın indireceğiz. USB yapıp şeye göndereceğim. Teoman'a da vereceğim bizim basın medya sorumlusuna. Bu kısmı sadece bu kısmı bile olabilir. Hoca'ya dinletmesini talep edeceğim Teoman'dan. Hoca lütfen Salih Uçan'ın üstüne düşsün. Yani Türk futbolu Salih Uçan'ı kazanmalı. Ozan'ı nasıl bugün yeniden milli yaptı? Bana göre Alanyaspor milli yaptı. Geçen sene Sergen Hoca yani 100 kiloyken yani abartılı şeyle söylüyorum. Yani göbek işte senin gibi göbeği varken Ozan deplasmanda 45 dakika oynatıyordu. 50 dakika oynatıyordu Sergen Hoca. Üstüne düştü. Bana göre Salih'in gerçekten üstüne düşülmeli. Biz yani türbünde de sürekli Salih top ayağına geldi. Top, çok güzel şeyler oluyor. Ters topları falan inanılmaz. Salih gözüme çarpıyor. Yani her kupa maçında çarpıyor. İnşallah ligde de daha çok süre alacaktır. Ama işte, Salih'in şansı da sezon başı sakat gelmiş olması. Öyle oldu. Yani. Ama de, orada hakikaten Siopis 5 ayı. Bakasetas da iki Yunan'da iyi. Gerçekten iyi. Ceyhun da iyi. Ya orta üçlümüzün iyi ama. Salih biraz sonra nasıl olur? Şeyler değişebilir yani. Nasıl olur bilmiyorum. Mesela şey Bakasetas Yunan milli takımında santfor oynuyor normalde. Bak onu söylüyorum işte. Devre arasından sonra belki başka şeyler değişebilir. Yani hocadan birazcık Salih'e müdahale, yani Salih'i biraz daha kullanmasını tercih edeceğim. En azından süre alması açısından. Çünkü Salih özelliğinde orta saha milli takımda yok. Yok. O özelliklerde yani milli takımda yok. Salih'in şöyle bir olayı var abi. 5'i 8'i 10'u oynuyor. Yani hem 5'i hem 8'i. Yani 5'i tamam biraz daha hani çok yumuşak ama o, yani Pirlo 5 numara. Hani Pirlo tadında onu oynadı. Hani 5'i 8'i 10'u oynayabilmesi anlamında çok önemli yani. Bu arada Ferhat Gümüş, Vildan Rende, onlar da bizde izlemeye katılanlar arasında hoş geldiniz diyoruz. Yorumları yani bekliyoruz. Sadece burada, izlemeyelim. Burada olsaydı soru soru kahve söylerdik. Söylerdik evet. Kahveler de çok güzel. Çok güzel evet. Ferun. 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 Bekledim. Devam ediyorum. Kaldığım yerden. Ne diyorum? Kimler göze çarptı onları sayıyorum. Evet. Salih gözüme çarptı. Kesinlikle çarptı. Ya zaten Salih hani anlatılması gerekmiyor da. Hakikaten ben oyuncuyum diyor yani. Umut. Güneş, Türk futbolu bir orta sahadan kazanıyor gibime geliyor. Ve şu önemli bir detaydı benim gözüme çarptı. Hoca 3 değişikliği de orta sahadan yaptı. Yani orta saha ekseninde yaptı 3 değişikliği de. Ve Salih'le Ceyhun'u aldı oyundan, Umut'u almadı. Yani Umut'u 90 dakika oynattı. Bu ben senden bir şey ümit ediyorum demekti bence bir mesajdı Umut'a. Oyun içinde de mesela zaman zaman takım hatalar yaptığında Erol Hoca çok büyük tepkiler göstermedi. Ama Umut ufak tefek pas hataları yaptığında daha çok tepki gösterdi. Ben bunu bazen yanımızdaki arkadaşlar... Yanımızda hani basın türbününde arkadaşlar hani ya genç niye bu kadar yükleniyorsun gibi düşündüler ama ben tam tersini düşündüm. Hani bir şey umut ediyor ve onu yapmamasını istiyor, daha iyi olsun istiyor gibi geldi. Ben Umut'u da çok beğendim. O da yine ters topları olsun, araya dikine oynaması çok önemli. Dikine oynuyor. Onur zaten sabit, çok iyiydi. Üst düzey oynadı bana göre. Onur'un da orta saha oynayabilme özelliği var bu arada. Bu arada Mehmet Özdemir ve Ertuğrul Gökçe de bizi izleyenler arasına katıldı. Onlara da hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi tabii insanlar merak ediyorlar yani nasıl bir konsept var, nasıl bir haberci TV nasıl bir TV? Onunla alakalı sen mi söylersin? Ben söyleyeyim. Ben şöyle biraz ben onu şöyle tanımlıyorum. Yani ben öyle tanımladım bunu. Biz sokak televizyonuyuz. Sokak bizim zaten biliyorsun seninle buradan hem biraz eleştiri de yapmış olayım. Alanya'daki pozisyonumuz da biraz o biliyorsun. Biz hani biz sokağız yani biz. Hani Ayhan Çetinkaya ve Berker Pakman olarak da sokağız gerçekten. Hani böyle elit işte hiçbir zaman yaptığımız spor programları da böyle elit tatlı olmadı. Ben siyaset programı yaptım. Hiç çağrılmayan adamlar geldi programa. Hani hep sokaktık. Yani biraz daha ses olmaya çalışıyoruz. Öyle aynen öyle. TV'mizde, Haberci TV'de. Bu arada senin en büyük hayranlık duyduğun belli bir kısımda Burhan Çetinkaya. Çok seviyoruz onu. O gün bile
seni evet. yakalattı yani. Evet, yakalattı. Oradan maalesef yakalattı. Biz sokakta olacağız. Haberli TV sokakta olacak. Ekipmanlar yavaş yavaş tamamlanınca bizi daha çok göreceksiniz evet. sokaklarda. Stüdyodan bağımsız yapılacak. Ya aslında her şey stüdyodan bağımsız her şey olacak. Stüdyodan bağımsız ve günde bir programla. Evet. Sadece günde bir günde program. Günde bir belki ileriye doğru günde iki program. İki program. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Canlı yayınlarımız olacak. Canlı yayınlarımız olacak. Bolca. Gittiğimiz her yerden programımız olacak. Çünkü stüdyomuz yok. Evet. Sadece sokağımız var. Çok enteresan yerlerden. Evet, çok enteresan. Yayınlar yapacağız. Onu da söyleyeceğiz. Sürprizler gelecek. Zaten takip ederseniz bunları da zaman zaman göreceksiniz. Nerelerden nasıl yayınlanıyor. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Hafta sonu Galatasaray deplasmanına gidiyor Alanya Sporumuz. Evet. Ve gazeteci dostum, yazar dostum Ahmet Küçük geldi işte beraber. Evet. Maçın devre arasında ilk yarıyı değerlendireceğiz kısaca bir. Neden? Çünkü Berker Parkman. Ama şimdi bizi kaçırıyorsun. Sürpriz bu kadar. Neden dedim? Bu kadar. Evet. Neden? Devre arasında iki kişiyi değerlendireceğiz. 10 dakikalık bir yayın yapacağız. Hatta bir ölmez sağ kalırsa olmaya evet, kadar. Evet, evet. Veya birisi topumuza sıkmazsa. Yok canım sen hala. Alanya hiç öyle bir yer değil. Bugüne kadar hiç görülmemiş. Solar Mekanik Fikri Berker Patnaz. Kendin mi katıldın izlemeye? Kendim de izliyorum ya. Ha. Nasıl olur? Televizyonda nasıl çıkıyor? Yorumlar, evet. Hayır ben şey için baktım. Yayında nasıl çıkıyor? Az önce dedin ya ben senden daha şişman görünüyorum hakikaten diye. Hakikaten şişman görünüyorum. Açık renkliymişim belki o yüzden. Vallahi ben evet hakikaten biraz zayıf görünüyorum. Tamam, kıskandırma. Evet şöyle biraz baktım. Evet iyi miyim, fena değilim yani. Sevgili dostlar, Eyüp Spor'la Kasımpaşa oynuyor. Yani. Eyüp içinden geldi herhalde Eyüp Spor. Eyüp seni aldı. Eyüp Sultan'a gidiyor. Eyüp seni aldı. Eyüp abi, Eyüp Allah. Selamlar burada. sevgili Alanya Belediyesi Meclis Üyesi Nazmi Zavlan babası Eyüp Zavlan. Ona buradan selamlar gönderiyorum. benim eski ofis sahibimdi. Ofisin evet. dükkan sahibiydi. Bu arada Anastasia Petrova Şikinkaya'da sevgili eşim. Yayına katıldı. Demek ki onun canlı yayını bitmiş. Buradan tekrar ona geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yalnız Anastasia yayını izliyorsa yarın yandık. Çünkü biliyorsun o eleştirdiği konusunda muhakkak bir şeyler bulacak ve kızacaktır bize. Kahvelerimizi de yavaş yavaş bitirdik ama hakikaten... Abi hadi biraz şey yapalım ya. Tribünlerden ters yapalım biraz. Çok şey yaptık. Tribünden yapalım biraz. Çok pof yaptık ya. Pof yapmadık. Şimdi asıl evet. konuya geliyoruz. Biraz öyle yapalım. Şimdi önce Lokman Gördü'den bir başlayalım. Evet, şimdi bu arkadaş sakatlandı. Sezon başında. Sakatlandı. Devreyi de kapattı. Benim de çok biliyorsun geldiğinde sevindiğim transferlerden biriydi. Geçen sene Büyükşehir Belediye evet. Erzurumspor'dan çok beğenerek izlediğim bir arkadaştı. Hafta içinde sana ulaşan bir fotoğrafla. Evet benim Antalya ayağım. Antalya bağlantılarım. Önce telefonu çaldı. Abi sana bir şey yollayacağım. Ona bir dikkatli baksana ya. Bu sizden mi falan diye bir şey geldi. Telefon geldi, bir fotoğraf var. Bu arada Berker'in Antalya'ya şuradan kaynaklı. Antalya, Berker Antalya'da okuduğu yıllarda evet. sürekli Antalya Spor maçlarındaydı. Spreyi genç değil mi? Yok, 67 değil. 67 ile beraber maç izlediği için orada belli bir tribün kitlesinin şeyine sahip. Sahip. Okay bu hafta yok. Okay'a yine buradan kızıyorum. Gerçi yeni yer falan daha fark edilmemiş de olabilirler. Zaman okay. içinde olacak o. Bir fotoğraf geldi. Antalya'da bir Lara tarafında bir... lüks bir şey kafe. Oyun oynanabilen bir kafe. Bistro lunch gibi. Bizim Lokman abimiz de okey oynuyor orada. Okey oynuyor. Oynayabilir çok. Biz de oynuyoruz yani. En çok yaptığımız işlerden biri. Onun yanında da bir şey mi yani? Bitir. Bitireyim. Onun yanında da sigara içiyordu. Tamam. Fotoğraf böyle geldi bana. Eleştirir demiştin ya. Evet yaptım. Hayır her şey süper demiş. Olacak iş değil. Anastasia beğendisi hakikaten. O zaman her şey güzel geliyor. Demek ki iyi başlamışız. İnşallah daha iyi deneyeceğiz. İnşallah. Evet devam edelim. Lokman'ın sigara içerken bir fotoğrafı geldi. Ben aslında öncelikli olarak seninle de istişare ettik biliyorsun. Ben hani önce hemen bir gazeteci hassasiyeti geliyor. Yazalım mı? Yazmayalım mı? Ne yapalım? Hani Alanya Spor'a zarar verir mi? Vermez mi? Gibi. Sen biz ama işte o klasik hani gördüğünü yaz yani bizim mantığımız bu olduğu evet. için. Yazmak durumunda kaldık yani. Ben gerçekten bunu yazmak durumunda kaldık diye söylüyorum. Yazmasaydık bizim karakterimize aynı. Ters olurdu. Aslına bakarsanız bana göre böyle şeyler de yazılmalı. Yani kimse Barcelona'nın prestiji biliyorsunuz Messi yakalandı sigara içerken bilmem ne. Hani Rıdvan Dilmen'in en büyük keyfi sigara içmek falan. Hani sakatken bunu yapmamalı
hiçbir zaman yapmamalı bir futbolcu, sigara içmemeli yani. İçiyorsa da kapalı, gizli kapalı içmiyor. Öyle olmalı yani. Bu kadar da bu. Ama Antalya, Alanya hani Lokman görmüyor. Ama abi aynı yani. Lokman gör değil de işte Serdar Aziz olsan içemezsin orada. Evet, ama Lokman gör olduğu için hani beni tanımayacakları diye düşünmüştür ama tabii ki Antalya Spor tribünleri de Alanya'da, Alanya Spor çok yakından takip eden arkadaşlar var. Öyle yani. Anne Lokman gör abi. 15-20 senedir profesyonel, 15 senedir. Minimum 15 senedir. O yüzden bir de dediğim gibi yani hatta geçen sene milli takıma çağrılmalı mı, çağrılmamalı mı tartışması yani, vardı. Biz onun sağlıklı bir şekilde sahalara dönmesini bekliyoruz. Ya 10 senedir Alanya Spor'un çok faydalanacağını düşünüyorum. Ben de düşünüyorum yani, ben de düşünüyorum. Ya sigara içen futbolcular diye. Bu arada çok enteresan ikili geldi şu an yayın izlemi. Görsel Basit Kadir Uğur ve yazıcım dijital Sinan Yazıcı. Evet. Bak reklamlar için ücret alacağım ben sizden bir ara. Evet. Bunu da söyleyeyim. Öyle bedava reklam olmaz. En kötü birer katkı. Evren Kurtoğlu da geri geldi. Çıkıp geliyor herhalde. Ha, ara ara seyrediyoruz. Vatan Partisi ilçe başkanı. Vatan Partisi başkanı. O da ara ara gelip çıkıyor. Tabii o çok futbol taraftarı bir insan olmamak. Onun her konuyla alakalı bir şeyi var. Bilgisi var. Bilgisi var. Bilgisi var. Ama bu önemli. Siz daha iyi bilirsiniz abi ama diye başlıyor. Bu kadar çok anlatabilen birisini daha tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum gerçekten. Onunla çok üzüldüm. Birazcık Evren'den bahsedebilir miyim? Ona iyi enerjiler gönderelim. İyi enerji gönderelim. Evren en çok, Evren benim gazetecilik sürecimde yani açıklama almaktan en tedirgin olduğum adamlardan biri. Ne söyleyeceği için değil, ne kadar söyleyeceği için. Yani çünkü o kadar uzun söylüyor ki yani gerekirse yani ama şey, tam sayfa zaten yani en son tam sayfa yazarsın. En son şeye karar vermiştik yani, hani hatırlıyorsan. Ses kaydı almıyorum, Evren yazılı versin. Ha, yazılı ver, kendi yazıyor doğru. Yani, kendisini yaz, diyordu ki yani yaz at. Bu arada Tülay Efsun Yılmaz da bizi izleyenler arasına katıldı. Evet. Çoğalarak çıkın çıkın gelin. Hani evet. Öyle bir laf var ya, çıkın Efsun çıkın abla, gelin. Tülay bacımız. Ablaya da selam olsun değil mi? Tülay ablaya da selam olsun. Ha, aleykümselam. Onu da reklamını yapayım mı? En son ya, yapayım mı? Dükkanın adı gelmedi şu anda da Atatürk Caddesi'ndeki en güzel mayocu için dersiniz bulursunuz. Şey, Güvenir Oteli'nin altı. Güvenir Oteli'nin altı, bravo. Aa, aynen. Ama Güvenir Oteli'nin reklamını yapmayayım dedim ben. Hüseyin Ünal geldi. Ona ne reklam yapayım? Hüseyin Ünal mı? Ünal Şarkı. Aa. Tabii canım. Tabii. Hüseyin abimize selam olsun. Bu arada Alanya'nın en eski peynircisi. Hem öyle hem de bugün daha lafı bugün geçti. Bilmiyorum. Bugün bir arkadaşımızı yönlendirmiştim. Haberdiniz size zaten. Görüşmediyse mesaj geldi. Mesaj at Hüseyin abi. Görüşmediyse kızacağım, personeli kızacağım. Şimdi tribünlere gelmek istiyorum. Evet, yani özellikle şuradan gelmek istiyorum. Önce kendimizden başlayalım abi. Şimdi benim tuttuğum bir takım var. Bunu açık yüreklimde sürekli söylüyorum. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Basın kartım var. Daha önce akreditasyon kartım da vardı. Ama bu sene evrak eksikliğinden dolayı şeyim çıkmadı. Sabit kartım çıkmadı. Ama hiçbir şekilde Fenerbahçe maçında ben oraya gireyim diye oradaki görevli arkadaşları zor duruma bırakmaya çalışmadım. Aynen, aynen. Şuraya beni götürün, buraya beni alın, bunları yaptım. Ama 30 hafta maça gelmeyip 3 tane, 4 tane işte kafaya oynayan takımların maçında oraya girmek isteyen arkadaşlar var. Şimdi kapıda zorluk yaşayanlardan birisi artık sensin. TSR'de görevlisin evet, bu arada. TSR, evet. Ki şuradan pay biçin ya. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Ben daha bir kere maça girmek için Berker'in kapısına girmiyordum. Evet, gelmiyordum. Sokmam zaten. Gelmem zaten. Yani o ayrı bir şey. Sokmamak da haklısın. Evet. Çünkü bana oraya girmek için yetkili kurum bana izin vermemiş. Aynen öyle. Yani demiş ki arkadaş senin eksik bunlar. Evet. Tamam da gel. Aynen öyle. Ha biz de ondan sonra iş güzellik yaptık. Tamamlamadık. Ayrı bir olay. Evet. Evde yayıncı kuruluşun şeyi var, dekodoru var. İzliyoruz. Zaman zaman Pasolik'le maça gidiyoruz. Pasolik'le alıyorum biletimi. Gidiyorum kapalı tribünde izliyorum. Böyle daha keyifli. Bu arada Cüneyt Açıkel bizi izleyenler arasına katıldı. Ona da hoş geldin diyoruz. Yani tribünlere biraz sonra dayanacağımız noktadan Tora katılmış yayına. Sen oradan göremedin herhalde. Biraz sonra zaten onlardan bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz. O da bizi izliyor sağ olsun. O çok önemli zaten. Evet, aynen öyle. Şimdi kupa maçında kaç gazeteci vardınız abi basın tribününde? Abi 3 ajans. Mecbur geliyorlar. 5-6. Senle beraber. 6. 5. ise Teoman. Yok. Cemal'i var mı mutlaka? Cemal'i, Ercan abi, Burcu Hanım, ben. Süper. Üçlü ajans. Süper. Yediymiş. Daha ötesini bir şey demiyorum. Buradan herhalde söylemek istediğim, Ümit Barut bu arada
bize katıldı. Batuhan Kırıcı iyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Teşekkürler Batuhan. Paylaş. Evet Batuhan, yayını paylaş biraz. Paylaş. Yeni kanalımızı görsün arkadaşlar. Şimdi birazdan sizin gruba kötü şeyler söyleyeceğiz. Evet, evet. O yüzden paylaş, herkes evet duysun. Hatta ben hakaret edeceğim. Yok yok canım, hakaret edeceğim. Merak etmesinler. Rating yapmak. Rating. Batuhan'cığım sen paylaş. Yeni kanalımızı arkadaşlar da görmüş olsunlar. Bu arada ne diyecektim? Şeyle 7 kişilik dedim. 7 süper dedim. Süper. Yani buradan ben bir şey söylemek istemiyorum. Yani herkes anlamak istediğini anlamıştır. Yavaşça tribünlere doğru geçelim. Bu arada laptopumun şarjı da azaldı. Evet. 15 dakika daha yeter ama bu arada. Hemen rejiden şey yapıyoruz. Bir öyle bir çözme durumumuz olursa çözelim. Çözemezsek evet, yapacak bir şey yok. Sen, telefonlarda idare ederiz. Lütfen sahada seyirci sayısını sayalım değil mi? Saydım. Kaç kişi vardı? Şimdi şey kesinlikle de yani. Ya 1000 kişi yoktu. 1000 kişi yoktu. Maalesef 1000 kişi yoktu. Ben bugün kendi sosyal medya hesabımdan da bir paylaşımda bulundum. Fotoğraf koydum tribünlerin. Ve zaten şöyle de bir şey var Ayhan abi. Yani işin kötü tarafı ne biliyor musun? İşin kötü tarafı şu. İşin kötü tarafı şu. Evet, telefondan devam et. Telefondan devam etsen. İşin kötü. Ben şöyle bacak bacak üstüne atarsam yayına gider mi gitmez mi bilmiyorum ama saygısızlık etmeyelim. Ben de aslında. Benim de imiş. Aynen. Şeyi söyleyeceğim. İşin kötü tarafı şu abi. Ha, ben tripod olarak. Kulüp taraftarının maça gelmeyeceğine o kadar inanmış ki zaten açık tribünlere seyirci alınmadı. Sadece maraton tribün ve kapalı tribün açıktı. İşte buna rağmen toplamda 1000 kişi herhalde yani ya vardı ya yoktu, resmi rakamlara bakarlar yani bilmiyorum ama bu beni çok üzdü. Benim taraftar gruplarıyla olan ilişkilerimi en iyi sen biliyorsun. Yani senin de, benim de. Ama benim senden bir tık daha da fazla. Çünkü ben biraz hani daha çok gidiyorum, geliyorum falan onlarla. Benim taraftar gruplarını çok sevdiğimi en iyi sen biliyorsun. Biz şu soruyu sorduk kendi kendimize. Ya bu dokunma, tamamdır. Bu takımın taraftar grupları nerede dedik ya? Bu takımın taraftar grupları nerede abi? Tamam, seyirci gelmedi. Eyvallah. Ama mesela kupa maçlarında büyük takımlardan Bayiç veya işte Eskişehir'i yıllarca gittik, Göztepe bilmem ne falan hep gördüm. Evet, kupa maçları her zaman az seyirciyle oynanır. Hani hafta içidir bilmem nedir ama taraftar grupları oradadır. Yani hepsi olmasa bile atıyorum bizim kaç tane taraftar grubumuz var? 4 mü? Evet. 3. Kale arkası, yörükler, şimşekler. 3. Üçünden atıyorum 25'er kişi seçersin. 50 kişi seçersin. Şimşe olan var ama olmayan da var. Yani onlar oraya gider, 100 kişi en azından bir yere toplanır. Tıpkı deplasmanlarda yaptıkları gibi. Ama Adana Spor 8 kişi vardı. Onları parmakla saydım, 8 kişi. Adana Spor seyircisi bağırdı ya. Hani abi onlar, işte. Onların bağırması ama güneş atışı bulunur. Ha gibi. Normal bir durum var ama. Bu arada şey, ezler. Alanya Grup Emlak, Ali Özsoy bizlerle birlikte bir de mesaj göndermiş. Ayhan Bey ve Fikri Bey'e iyi yayınlar deriz, hayırlı olsun demiş. Biz de teşekkür ediyoruz. Bu arada şunu birkaç şey yapabilir miyim programla alakalı? Estağfurullah. Şimdi bu ilk programı biz özellikle konuk almadan yaptık. Onun için şu yeni konsept aslında deniyoruz. Deniyoruz. Belki bir hafta daha almayabiliriz ama ondan sonra standart bildiğiniz şekilde Berker'le aramıza birini oturtup onun üstüne yığılmayı düşünüyoruz. Her zaman olduğu gibi. Ve biraz daha aslına bakarsanız rahat yığılacağız. Evet. Çünkü belli kuralları olmayan bir yayın yapacağız. Evet. Buradan ey Avrupa bile diyebilirim. Diyebiliriz. Yeri geldiğinde ki demeyeceğim. Çünkü Avrupa ile işimiz yok. Biz Eskişehir sporlu taraftarların en sevdiği kelimelerden biridir. Ey Bizans! Gibi. Diyebilirim. Evet, evet. Yani o olur. Gerçi ben de onlardan bir tanesini taraftarım ama olsun. Arkadaşlar bunu kendilerine şiar edilmişler. Evet. Ha devam edelim abi. Edelim abi. Ne diyorum? Ha, taraftarı yani üzüldüm. İşin açıkçası üzüldüm. Ve şu da üzdü beni. Bugün yaptığım paylaşımda bir fotoğraf daha vardı. Norveçli ekibimiz. Evet, Tora. Tam kadro. Tora, Catherine, Charlotte. Charlotte, Raiden, tam adını onu telaffuz edemiyorum. Raiden herhalde. Tove Karin. Onlar yine ekip halinde. 7 kişilik o klasik ekip halinde yine oradalardı.
Yine İstanbul'a gidiyorlar. Yine yani İstanbul'a hafta sonu Galatasaray maçı. Bir kısmı gidemiyor Alpazar nedeniyle ama bir kısmı yine ekip halinde gidiyor. Mesela Catherine gidiyor ama Thor'a gidiyor. Thor'a gidiyor. Mesela şimdi Thor'a kızını gönderiyor, Charlotte'u gönderiyor işte. Yani kendi kızını niye söylüyorsun? Onlar abla kardeş. Ha o anlamda mı? Ha abla kardeş mi? Evet, Allah. Abla öyle misin lan? Ay şey olarak öyle zaten aslında. Ay. Doğru. Thor'a, ha işte o Thor'a, yüzden. Thor'a ne olacak? Yaşta değil. Valla işte Norveçlilik işte geldi. Evet, Kotenk geldi. Ona da selamlar olsun. Selam. Hello. Evet, buradan muhteşem. Taner Yılmaz, İstanbul'a otobüs yok mu Galatasaray Alanya Spor maçı demiş. Onunla ilgili de bugün bir paylaşım yaptım. Buradan dün daha doğrusu Arif abiyle konuştuk Çakmak'ta kale arkasından. Abi hem İlmi'yle de konuştum. Ben biliyorsun özellikle İstanbul olduğu zaman daha da birçok böyle nasıl giderim acaba diye hani çoğaltıyorum şeyleri, arayışları. Buradan Mevlüt Han abiye de selam olsun. Selam olsun. İnşallah bakalım. Neyse o çok dillendirmeyelim ama sıkıntı olmasın. Arif abiyle konuştum. Sonra İlmi'yle konuştum falan. İlmi abi şey dedi. Yok abi daha belli değil dedi. Arif abi de bugün sabah paylaşım yapmış zaten. Büyükşehir yetkililerine ulaşamıyoruz diye. Ben hemen sosyal medyadan etiketlemelerle çağrıda bulundum. Buradan da çözüldü. Eğer çözüldüyse yazsınlar. Batuhan biliyordur. İzliyor bizi. Yazsın. Ama çözülmedi galiba. Çünkü çözülse bilgi gelirdi. Alanya Belediyesi her zaman gibi bir otobüs gelecek. Alanya Belediyesi sanırım bir otobüs gelecek ama Büyükşehir'in yetkililerine dahi ulaşılamıyormuş. Coşkun, o zaman buradan Coşkun Karadağ. Ben sosyal medyadan da Coşkun Karadağ seslenmiştim. Buradan da seslenelim. Aslında, acilen yani, Coşkun Karadağ belki bizi izlemiyor olabilir. Çünkü biliyorsun buradan ona da başsağlığı dileklerinde bulalım. Gazipaşa İyi Parti İlçe Başkanı Nuri Osman Yılmaz'ın babası bari, Lord Ali lakabilerinden. Buradan biz tekrar başsağlığı diliyoruz. Bildiğim kadarıyla taziyeye gideceklerdi. İzleyemiyor olabilirler. Bu arada KSM var. Raif'e buradan mesajımızı hocam, verdik. Ya tribün liderleriyle diyalog kursunlar. Muhakkak o iş çözülsün. Yani Muhittin Başkanı'nda şey gösterecek. Büyükşehir Belediyesi'nin prinsip kararı varmış. Hani hem Alanya Spor hem Antalya Spor otobüsü vermek konusunda bir şey vardı ama en azından İstanbul deplasmanları için bu burada bir esneklik gösterilebilir. Yani kaç kere Alanya Spor, Antalya Spor, Fenerbahçe deplasmanına gidiyor senede? Bir yani kere. Eğer öyle bir plan, bilmiyordum öyle bir prensip var, öyle bir prensip var. Derhal dönülmeli abi. Bence de dönülmeli. Derhal. Doğru bir karar değil zaten. Bu arada kendiliğinden Galatasaray maçına geldik, gördün mü? Geldik. Otobüs derken oraya geldik. Vallahi çok acayip ilerliyoruz. Ben bile anlayamıyorum bana. Ben de anlayamıyorum. Moderatör ben... Bugün ne konuştuk onu da bilmiyorum. Ben her geriye şey... dönük sor bilmiyorum. Lokman Gölü konuştuk, tribünleri konuştuk, Norveçleri konuştuk, ondan önce Onur'u konuştuk, Salih'i konuştuk, bak Calma'yı konuştuk. Adam gidiyordu. Sonra ben uyudum herhalde. Hocanın gerginliğini, ben her şeyi hatırlıyorum. Evet. İşte o yüzden zaten moderatör dedim. Allah Allah. Bir kere şimdi, neyse. Ama gerçi bazen ben de unutuyorum da. Seni şimdi burada kavga etmeyelim. Bak bir şey fark ettim. Şöyle bir şey dediler bana. Bu hafta sen benden çok konuştun. Senin o, enteresan işte onu söyleyecektim. Senin olmadığın programlarla ilgili bana çok pozitif eleştiriler geldi. Ben abi bundan sonra hep sen moderatör ol. Abi moderatör dediğin az konuşur. Bu adam hiç konukları konuşturmuyor ki falan şeklinde sana eleştiriler geliyordu ama bu hafta demek ki yapıcı eleştirilermiş. Sen yap. Yo ben o eleştirilere kulak asmıyorum. Asmıyor musun? Asmıyorum tabii. O zaman bu tesadüfen oldu. Ersin Güzel de öyle ama konukları da konuşturmuyor yani. Ne oldu şimdi? Ersin değil de şey çok konuşuyor yani. O beyazdaki kimdi şu anda? Ertem Şener. Serhat Ulu Eren de öyleydi. En çok ben konuşacağım. Saksı mıyım ben? Allah Allah. bu arada ona da rahmet de mi anlıyorsun? Serhat Ulu Eren. Saksı mıyım ben? Ha, Erol Büyük Burç da bir rahmet daha oldu. Erol abi falan. Ya kafam da. Bu arada çok ağır bir seyircimiz var. Sen okudun. Hasan Faruk Kurtoğlu izliyor şu anda. Eski Vatan Partisi ilçe başkanı ve son yerel seçimlerde Vatan Partisi belediye başkanı olmuştu. Hasan abi şu an İstanbul'da. İstanbul'da yaşıyorlar değil mi artık? Hasan abi gelebiliriz hafta sonu haberin olsun. Orada hazırlığını yap arayabiliriz seni yani. Selam olsun. Çözümleme yaparsınız artık. Yaparız beraber bir çözümleme yaparız yani. Mesler koşulların somut tahlilini yaparız birlikte bu arada. Neyse biz siyasete fazla girmeyelim. Yani sen girersin kendisi olarak. Evet tamam. Ben çok sevmiyorum. Buyur abi. Hani eşimle de bir siyasi kimliği olsun ister istemez oldu. O yüzden çok girmesem daha iyi tarafsızım. Aynen. Hepimiz tarafsızız canım. Öyle bir sıkıntı yok. Hayır yani ondan değil. Ben girmiyorum da yani. Tarafsız. Eşin siyasi kimliği var ve sen tarafsızsın. Bağımsızsın de o zaman sen. Tarafsızsın deme yani. Ben hayır bir tarafız tabii ki. Hanımımızın tarafı. Zaten ben artık
Neresin diye soruyorlar. Murmansk. Neyse yeter, tamam yaptık, siyaset yaptık. Evet, çok enteresan bir siyaset yaptık. Evet. Ama aslında bu arada şunun da şeyini vereyim. Şimdi her hafta ikimiz de köşe yazıyoruz biliyorsunuz, evet. Haberci Gazetesi'nde. Bununla alakalı çok enteresan bir program yapacağız. Köşe yazıları tadında. Evet. İkili bir sohbetimiz olacak. İnşallah. Bıkacak mı bizden ama? Valla isteyen bıkar, isteyen sarılır, isteyen... Haberci TV'nin adını acaba Ayhan Berker TV olarak... Hayır, şimdi bu programı kendim. Mecburen zaten biz. Kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4, 5 kişiyiz. 5 kişiyiz. Hakikaten bir elin parmaklarını geçmez denilen şey biz. Aslında fazlayız. Bak şimdi ben sana. Ama bir elin parmaklarını geçmeyeceğiz. Evet. Bu arada toplum içerisinde kulaktan kulağa konuştuk. Toplum içerisinde kulaktan kulağa konuştuk. Evet, neyse, konuyla. Neyse, futbol. Galatasaray. Senin şimdi Galatasaray bir tarafında var. Ha, benim direkt var. Ben hatta bugün bana çok eleştiri de geldi sosyal medyadan. Ben bir Metin Oktay forması el kalpte paylaştım. O gerçi biraz göbek üstü olmuş. Göbek üstü olmuş. Daha işte göbek yavaş yavaş gidiyor ya, tam nerede olduğunu kestiremiyorum falan. Yo, o fotoğrafın bir kere önce şu kısaca şeyini anlatayım. O fotoğraf şöyledir. O fotoğraf ben onun içine girebilecek miyim diye çekildi. Yani o şeyin içine girebiliyor muyum acaba formanın diye çekildi. Bu kilo verme sürecinde çünkü söyledim. Orada İstanbul selamları da gönder. Formanın. Formanın evet, buradan 35 yıllık dostlarım Burak Erdut Doruk üçlüsü. Er ne kadar Doruk Beşiktaşlı olsa da sağ olsunlar kendi aralarında böyle bir şey düşünmüşler. Ben kilo verdiğim için bana formayı hediye ettiler. Bana da böyle motivasyon bile varsa ben de vereyim. Yani şimdi öyle bir hediye giyilmemek olmazdı. Tam Galatasaray maçının üstüne gelmesi de eleştiri oklarını üstümüze çekmemize neden oldu ama profil fotoğrafıma bakan arkadaşların kapak fotoğrafıma bakmalarını da rica edeceğim. Orada da Alanyaspor bayrağımız var. Alanyaspor başımızın üstünde, Galatasaray kalbimizde. Yapacak bir şey yok. Ben bunu yıllardır inkar etmiyorum. Bu arada siyaseti neden senin yaptığını da belli olmuyor. Çok güzel bir cevap. Bu öyle yani. Yapacak bir şey yok. O zaman ufaktan Galatasaray maçı nasıl olur? Nasıl bir kadroyla, nasıl bir oyun yapısıyla çıkmamız? Yani nasıl bugün hocaya sorduk. Bugün hocaya sorduk. Evet, bunun basit toplantısı var. Bugün hoca antrenmandan önce sağ olsun her zamanki gibi bizi kırmadı yine. Şey yaptı. Bu arada Erol Hoca'ya da ben bundan geçmiş olsun dileklerimde bulunayım. Çünkü biliyorsun eşim rahatsız. Birkaç gündür hastaneye gidiyoruz. Ben de Erol Hoca ve eşini aynı hastanede görüyorum. Büyük ihtimalle herhalde kontrolleri falan var. Evet, bir sağlık problemi varsa eşinin ya da kendisinin. Bir gün hocayı inşallah zimnitlik tesislerinde canlı yayın yaparız. Yapacağız. İnşallah hocayla görüşelim. Bizim stüdyomuz her yer. Her yer olduğu için hocayı yormayacağız. Biz gideceğiz hocanın ayağına. Aynen. Onun istediği her yerde yaparız. Hiç problem yok. Aslında kameraya çevirip ekipmanı göstermek istiyorum ama çevirdiğim zaman çok hoş olmayacak. Biraz göreceğiniz görüntü sizin hayal kuruluğunu uğratabiliriz. O yüzden biz de şimdi şey yapalım. Neyse Galatasaray. Galatasaray'ın hoca söyledi. Yani ben çok oyun formatından hocanın ödün vereceğini düşünmüyorum. Alanyaspor kendi oyununu oynayacak belli ki. Çünkü Sisse yok dedi hoca. Sisse sakat, yine yok. Zaten sarı kart cezası oldu. Sarı kart gördü kulübede. Zaten yok. Onunla ilgili dedikodular çıktı ama hoca bugün ona da cevap verdi. Hani Galatasaray'a gidecek ama hiç öyle bir şey duymadım. Öyle bir ihtimal vermem. Sakatlığı nedeniyle biraz gergindi, kart gördü dedi hoca. Öyle bir şey yok dedi. Sisse'nin yerine Bamba hoca. Tahmin ediyorum ki şeydeki 11 ile başlayacak yine. Ankara Gücü maçını kazanan 11 ile başlayacak diye tahmin ediyorum. Şimdi ben aslında söylemek istemem de. Keşke de satsak. Yani 8-10 milyon euro hiç de fena olmaz. Hayır ama şimdi orada da, hayır hoca da şöyle bir açıklama bıraktı. Gelecek teklifi kulüp değerlendirir, ben ona bir şey diyemem dedi. Aslında biraz daha hani iyi bir para gelirse de yollarız. Tabii mesajı vermiş oldu. Hani bilmiyoruz. Yani 8-10 milyon euro da 35'e zor bu saatten sonra. Böyle tabii büyük takımların sağ solu belli olmuyor. Böyle de bir sıkıntı var. Ben çok yürüdüm galiba. Ne diyordum ben? Böyle de bir sıkıntı var. Tamam. O yüzden Galatasaray maçına hemen şöyle toparlıyorum. Alanyaspor kendi oyun formatından ödün vermeyecektir. Ama fikrin ne diye sorarsan Galatasaray kazanır. Ben de kendim maçtane değerlendirmem. Galatasaray'ın bir pozisyona girmesi var. Söz konusu. Rahman Yılmaz'ın bir hoş geldi. Galatasaray'ın pozisyona girdikten sonra bitimcilik zafiyeti de var maalesef. Evet. Ben Alanyaspor'un İstanbul'dan, daha doğrusu TT stadyumundan. TT'si arena yasak TT stadyumundan. Puan alırım yani ve ilk defa oldu galiba. Puan alırsa evet,
defa aldı. Galatasaray deplasmanından bu sezon puanla döneceğini düşünüyorum ben. Evet. Ama şöyle bir durum var. Şimdi Beşiktaş maçında başımıza gelen olay, yani hakemler de şey... Onu da sorun. Çünkü Sivas Spor'un ve sanırım Beşiktaş'ın orada tek başına bırakılmasını da istemeyebilir yayıncı kuruluş. Ben de düşünüyorum. Yani Alanya Spor üzerine oyunlar da oynanabilir. Ya o yüzden buradan taraftarlara şunu söyleyeceğim. Ben dört gözle izleyeceğim maçı. Siz de mutlaka dört gözle izleyin. Ve sekiz haftaya, gözle de izlesen bir şey haftaya, fark etmiyor hakem verdikten sonra. Ama haftaya konuşacak çok şeyimiz olabilir. Biz de yayınımızın sonuna geldik bu arada. Evet, yavaş yavaş. Fikret Arık, Alanya Belediyesi'nin İYİ Parti meclis üyesi de bizi izleyenler arasında. Programın sonuna denk geldim Fikret abi, ama sana da selam olsun buradan. Sonuna geldik. Sürçülisan etkisek affola diyeceğim ama şöyle bir şey var. Biz iki arkadaş sohbet ettik. Buna da sizi ortak ettik aslına bakarsanız. Aynen öyle. Bundan sonraki formatımız genelde bu şekilde olacak. Bir hafta reji, el kol hareketi yapıp durma. Dikkatimi dağıtıyorsun. Bir hafta belki Alanya Kalesi'nden sesleneceğiz. Bir hafta linç ayında. Her yerden sesleneceğiz. Her hafta. Her yerden sesleneceğiz. Sadece o, yayın saati ve günüyle alakalı diyoruz. Bir gün öncesinden vereceğim ben belki size. Belki sabahından olabilir. Sosyal medyadan takip edin zaten. Yayın saatini söyleyeceğiz çünkü. Ama maçtan bir gün sonra, yani maç cumartesi ise pazar günü, pazarsa pazar günü, pazartesi ise salı günü, cumartesi cumartesi günü, evet, canlı yayınları yaparak sıcağı sıcağına, hatta dönem bazı maçların devre arasında, mesela bu hafta İstanbul'daki Galatasaray için devre arasında 10 dakikalık bir canlı yayınımız olacak. O canlı yayınlarda bazen Ahmet Küçükkerniç ile beraber yapacağım, bazen Berker Pakma'yla, bazen Berker Pakma Ahmet Küçükkerniç ile birlikte yapacaklar. Evet, ki içerideki maçlarda sen yapamazsın, o da görebilirsin. Evet. Diyorum, habercili günler diyorum size. Evet. Haberci TV ile ve Haberci Gazetesi ile habercialanya.com'da kalın, evet, haberdar olun. Herkese hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Sporla kalın.